Aragaz. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Görüyor musun? Sana da günaydın. Hayda, günaydın Pasko, ne oluyor, hayırdır? Ne hayırdır? Ya sendeki bu enerji, bu neşe, benden önce günaydın günaydın demekler ne oluyor? Kıyamet alameti mi bu Pasko? Abi hep diyorsun, bir kere de nese çarş diye. Ya diyorum da alışmamışız kardeşim, şaşırıyoruz. Hayırdır, loto mu vurdu? Instagram'dan mesaj attığın manken mi cevap verdi? Yok be abi, bugün günlerden ne? He, seninki cuma neşesi. Mübarek gün diye. Aynen aynen, kesin mübarek gün diyedir Pascal. Koşa koşa cuma namazına gideceksin değil mi? Haftanın son iş günü olmasıyla hafta sonu tatilin gelmesiyle hiçbir alakası yok yani, değil mi aslanım? Kadir, yapma, patron dinliyor. Ya sanki bilmiyor seni Pascal. Ben bunları demesem senin sabahları şarkılar söyleyerek içe geldiğini düşünecek patron. Vay benim Pascal'ıma bak sen ya. Adeta bir neşe pınarı. Adeta bir mutluluk çubuğu. Yok bu olmadı pek. Kadir, bugün türcü sen ver. Oo, çırak çıkardı adam bizi, iyi mi? Paskal'ım, yerimde gözün mü var yavrum senin? Büyüyünce Kadir Çöptemir mi olacaksın sen ya? O kolay değil. Sağ ol evladım. Berhudar ol canım. Nasıl da bir edepli çocuk. Nasıl da biliyor haddini. Kadir, bir fırın ekmek yemem lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Evet, tecrübeme gösterdiğin saygı için teşekkür ediyorum bro. Gözlerim doluyor. Hakikaten kendimi zor tutuyorum. Yok Kadir, gerçekten. Bir fırın ekmek. Allah senin cezanı vermesin. Konuyu göbeğe getiriyormuş. Ben de diyorum ki hayret, bundan nasıl böyle gözler çıkıyor diyorum. Tam şaşıracağım, sevineceğim. Adam hemen özüne dönüyor ya. Ver şu Twitter adresini, Twitter adresini ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir efendim, Twitter adresimiz. İçimizden gelen her şeyi bizimle paylaşın, yazın, sövmeyin, övmeyin de yani bilmiyorum, her şeyi paylaşın. Bekliyoruz efendim. Hadi herkesin işi gücü rast gelsin, tabancasından ses gelsin. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Ya bir kadında hangi durumlarda soğuyorsun sen? Ya pis bir kadınsa soğurum. Başka? Kaba konuşursa. Kaba derken? Yani küfürlü. Lanlum. Sen nasıl soğursun? Şimdi ben eğer karşımdaki kadın erkek değilse soğuyamıyorum Pascal. O ne demek? Yani ben kadından hiçbir durumda soğuyamıyorum ya. Allah Allah. Kadir, ben seni iyi görmüyorum. Vallahi bak. Neden gülüm? Ya neyse, biraz seçici ol. Aa, ben insan konusunda seçiciyim bro. Bu mu seçicilik? E tabi, karşımızdaki erkek ise hemen soğuyorum. Buz kesiyorum. E daha ne? Ya bu ne ya? Sen ki var ya, yeni mağaradan çıkmış. Ya ne alakası var? Yaradılanı seviyorum. Ama bir şey diyeceğim. Yaradılan kadınsa? E tabi. Yani evliya değilim sonuçta. Erkeğin nesini seveyim Pascal? Kıllı mıllı çirkin bir şeyiz biz ya. Erkek sevilesi bir şey mi Allah aşkına ya? Peki kadın pis, pasaklısa? Ya kadının pis oluşundan ne olacak Paska? Bir suya tutarsın geçer gider o. Erik mi lan bu? Ya bazılar hakikaten erik gibi oluyor Pascal, doğruya doğru ya. Ya Kadir, şu an ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun, erik mi? Yok ya, bir kadın ürkütü. İnşallah var ya, seni dinlemiyor. Neden ya? Ya bir kere kadınları kendi içinde ayrıştıran sensin. Sana ayaklanmaları gerekiyor, ayaklanacaklarsa. Ben hepsini seviyorum diyorum. Bak bende ayrım yok diyorum. Ha herife bak ya. İyi aileyi bana yıktı. Yavrum sen zaten kaypaksın. Ne yapar ne eder sıyırırsın işin içinde. Ben senin gibi değilim ki, olan bana oluyor sonuçta. Yani bir şey diyeceğim. Sen şimdi bugüne kadar hiçbir kadından soğumadın mı? Yo, kadınlar benden soğudu Pascal. Niye baba? E başta tabii kanıyorlar bir şekilde ama zamanla insanın foyası ortaya çıkıyor biliyorsun. Benim gerçek yüzümü görünce gidiyorlar tabii normal olarak. E tabii normal. Baba hareketlere bak, 250 gram Türkçe Kadir abisine laf sokuyor. Ya sen kendin dedin, ben tekrar ettim. Ya sen niye tekrar ediyorsun Pascal'ım, papağan mısın sen ya? Sen kendi fikrin yok mu? E tabii var. O sen onu söyle. Aynen seninki de. Ya yemin ediyorum hayatın kopya Pascal ya. Kadir, okulla böyle değil. Şüphem yok, şüphem yok. Kesin sınıfın en gedikli kopyacısıydı o sen. Ya benim öğretmen var ya, masasında kalkar beni oturturdu. O olsun, kopya yalan oluyordu tabii. Yok, orada da çıkıyordu. Vay vay vallahi ya, vay nasıl bir şey. Ayıp değil mi kardeşim ya? Yok, o yorgan aldı. Ya sen kıraathaneye falan mı gidiyorsun ya yayından sonra?
Kahvenin okey takımına mı girdin sen ya? Ne oldu küçü? Ya bir... Zoruna mı gitti? Nereden öğreniyorsun bunları ya? Sana bunları nerede veriyorlar sen? Nasıl bir huyu bozuldu bu çocuğun ya? Aragaz. Aragaz. Pascal. Abicim. Cam stüdyomuzda şu an kim var? Taylan abi geldi. Taylan abi sen neredesin abi? Neredeyse sene oldu be abi. Canım Kadir'cim. Ay Almanya'daydım ben. Hem buradan hem Almanya'dan emekli oldum. O işler biraz uzun sürdü işte birazcık. Hanımlar beyler, duayen paparazzi, mekan ve ortam avcısı, magazin muhabirliğinin zirvedeki ismi, Oscar törenlerinde kırmızı halıda yürüyen Marilyn Monroe'nun yüzündeki et beninin fotoğrafını çekmiş büyük magazinci Taylan Yaylan abimiz stüdyomuzda. Taylan abi hoş geldin. Taylan abi, seni çok üzüldüm ya. Canım benim. Ay ben Pascal'ı çok severim Kadir'cim. Yallah Almanya'da Gengenbach Border'de az vakit geçirmedik. Ya Taylan abi, sen başkasını benle karıştırıyorsun. Ben var ya, hayatında hiç Almanya'ya gitmedim. Uçakla var ya, üstünden bile geçmedim. Ay canım benim ya. Ay böyle de şakacıdır Kadir vallahi. Ya Kadir, şirket Ramazan için erzak verdi. Pascal da benim erzakları sana verecek. İki torba al da gel abi dedim. Nerede bizim erzaklar? Abi masanın altında. Elinde yok ya. Göreceksin. İçinde var ya, tarhana var, bulgur, pastırma, peynir. Hep her şey var abi. 20 kilo köftelik, yarım kilo da yemekli kıyma. Ay canım benim, çok teşekkür ederim vallahi billahi dankeşe. Pascal sen bilmezsin, bu Kadir muhabir olarak ilk benim elime geldi bu. İMŞ'de magazin muhabirliği yapıyoruz. Şırak diye benim yanıma verdiler bunu. Ona ben öğrettim mesleği. Ne öğrettin ya? Paso ayak işleri, fatura yatırttın, çay getirttin. Çırağı ilk başta böyle birazcık ezmek lazım tabii. Boynunu kıracaksın ki kafa kaldırmasın. Vay be Kadir, demek var ya, Taylan abi seni bayağı ezdi. Hem de nasıl? Başka gazeteye geçtim de meslek öğrendim ya. Yoksa ayakçısı olacaktım Taylan abinin ya. Taylan abi, yeni mekan var mı? Pascal'cim tabii mübarek Ramazan ayında olduğumuz için eğlence mekanlarının açılması söz konusu değil. Ama tabii böyle mevcut mekanlar içerisinde Ramazan menüsü verenler var. Mesela İstanbul Cemiyet Hayatı'nın tanınmış simalarından Boğaz'da 3 tane yalısı olan Emükler ailesinin Ferdi Emükler'in karısı Helena Emükler'i al şu 1 milyon doları, ne istiyorsan yap, bana boynuz takma razıyım diyerek verdiği parayla açtığı Lollik adlı mekan Ramazan'da iftar menüsü veriyor. Menüde Kahire hurması, kalamata çizik zeytin, hırtlamba çorbası, patlıcan püre yatağında dana kaburga, erik hoşafı tabii böyle tatlı olaraktan, bir de şıllık tatlısı. Kişi başı 750 lira. Bir iftar mı yoksa Ramazan boyunca her gün mü? Ay Kadir'cim benim hep böyle şakacıdır Pascal. Sen bilmezsin eskiden ne şakalar yapardı bu Kadir. Tabii ki tek iftar için. Ya pardon bir dakika Taylan abi, şimdi 750 liraya iftar yapacaksam o orucu açmayayım daha iyi. Bir iftarda 750 lira vereceksen zaten kederden bir ay boğazımdan bir şey geçmez. Otomatikman oruçlu olurum ya. Taylan abi, başka neler var? Ankara Cemiyet Hayatı'nın tanınmış ailelerinden, Kırıkkale Eşrafı'ndan Eşek Seven ailesinin küçük oğlu Babür Eşek Seven'in karısı Nilay Eşek Seven'i doğum günü hediyesi olarak Nişantaşı'nda açtığı Anırtal adlı yeme içme mekanı Ramazan'da iftar ve sahur veriyor. Sahurda serpme kahvaltı var, 3 çeşit çorba, pilav veya keşkek, Konya etli ekmeği, bir de 2 şişe su, kişi başı 1200 lira. Oha! Kalkmam kardeşim o sahura. Ha? Yemeden niyet eder uyurum ya. Abicim 1200 liraya sahur olur mu? Kadir'cim her su faturasında sayaç okuma ücreti ödüyorsun. O da tuhaf bir hizmet bedeli. Sayaç okuduğu için senden para alıyorlar. Ona niye ses etmiyorsun? Ya sayaç okumak da doktorluk gibi, avukatlık gibi ayrı bir bilimdir belki. Fakültesi mi var? Ya sayaççı diye bir dil vardır belki, herkes okuyamıyor. Ne biliyoruz? Canım. Ay siz daha çok paralar ödersiniz böyle. Pascal sana bir şey soracağım. Sor abi. Şimdi masanın altında ceset mi var? Birini öldürüp yayın masasının altına mı attınız? Yok canım. Ne alaka ya? Nereden çıkardın? Eğil bak, masanın altı göl gibi kan olmuş, akıyor. Şirketin verdiği Ramazan erzaklarında dondurulmuş kıymanın buzu çözülmüş, onun kanı akıyor abi. Ay benim kıymalarım mı onlar? Ya bırak abi, atmak lazım, o yenmez artık ya. Hemen bir gidip hepsini köfte yapıp yesen bozulmaz vallahi. Ya bir kilo kıymayı köfte yapıp yiyecek mi abi? Ay canım hadi bakayım, oyalamayın beni. Kadir ya, bu adamın var ya böyle sevdası, ne olacak böyle? Şimdi bu işin raconu bu galiba. Beleş olmayan yere gidip yazmıyorsun orayı, mekanı falan.
Bunları da öğrenmemiz lazım. Meslek raconu bunlar galiba. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Canım derhal Japon imparatorunu aramamız lazım. Niye? Ya çok hastaymış adamcağız. Arayıp bir geçmiş olsun diyelim. Arayalım da kimsiniz derse? Der mi abi? Bir defa Japonlar çok kibar insanlar. Öyle kabalığı sen ben yapıyoruz. Japon yapmaz. Bak arayayım gör. Arıyorum. Efendim çok hasta olan Japon imparatorunu arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Çok hasta olan Japon imparatoruyla mı görüşmekteyim? Arigato gozaimasu Japon İmparatoru dayı. Ben Kadir Çiftemir, Pascal Numa da burada ya. Babuş, geçmiş olsun. Ne oldu ya? Neyin var? Evet sayın Japon İmparatoru, neyiniz var abi? Evet abi. Evet abi. Abi? Evet. Ne varmış? Kadir'im diyor, hiç sorma diyor. Üstümde diyor bir ağırlık var diyor. Sürekli diyor çatlayacak gibi esniyorum diyor. İçimde diyor bir şey kıvışlanıyor diyor. O nasıl oluyor ya? Biz Türklerde olur daha çok bu. Hastalık tarif ederken böyle yok içim kıvışlanıyor. Şuramda bir şey hükürüyor. Kalbim ağzımdan çıkacak gibi atıyor. Midemde bir şey ecikleniyor gibi. Türkçede karşılığı olmayan ifadelerle hastalığı tarif ederiz biz Pascal. Eciklemek? O ne ya? İşte kimse anlamıyor ama doktor anlıyor. Zannediyorum tıp fakültesinde hastanın saçma tarifinden hastalığı teşhis etme diye bir ders var ve bunlar görüyorlar bu dersi yani. Başka türlü anlamaya imkan yok çünkü. Abi bu imparatorun rahatsızlığı neydi? Bir daha söyle. Kadir'cim diyor üstümde diyor ağırlık var diyor, sürekli çatlayacak gibi esniyorum diyor. İçimde de diyor bir şeyler kıvışlanıyor diyor. Ben çözdüm abi. Buna var ya nazar neymiş. Bak gör. Abicim adamcağız da boy 1.50. Tip desen siz zaten Japon'un, Çin'in, Kore'nin yakışıklısı güzel nasıl olur anlamıyoruz yani biz. O fıkrayı biliyorsun değil mi Pascal? Hangi fıkrayı? Ya adam bir kıza aşık olmuş, çok sevmiş. Flört etmişler, kız bunu terk etmiş. Çocuk kızı hiç unutamamış. Yıllar sonra karşılaşmışlar, çocuk eski sevgilisini görünce fena olmuş. Sonra kendi kendine demiş ya benim halime yine de bin şükür. Eski sevgilimi 10 yılda bir kere gördüm. Ya Japonlar ne yapsın? Nereye baksalar eski sevgilisi demiş. Evet. Yani hani bütün Japonlar birbirine benziyor ya. Hani bir Japon sevgilisinden ayrılsa bütün Japonlar birbirine benzediği için sürekli eski sevgilisini görüyor demek istiyor yani. Espri bu, anladın? Anlamaz olaydın. Yani, neyse tamam Pascal, içine ettik yani güzel. Alo ha, efendim Japon İmparatoru abi. Haklısın abi, dalıyoruz böyle ya. Ne diyor? Bütün Japonya diyor bir araya gösteriyor, sizin gibi geyik çeviremez diyor. Nasıl bir geyikçi kafanız var diyor. Adam haklı. Alo şimdi Japon İmparatoru abi, şimdi Pascal sizin rahatsızlığınızı teşhis etti. Size nazar değmiş bu. Ava. He. Size kurşun dökülmesi lazım ava. He. Sıkılması demedim ava. Ya bu Japonlar iyiler, hoşlar ama çok sert adamlar ya. Başarısız olunca kılıç sokup intihar ediyorlar. Adama sana kurşun döktürmek lazım diyorum. Nereme kurşun sıktırmak lazım diye. Abi bilmiyordur adam. Şimdi Japon İmparatoru abi. Şimdi sen bizim biletlerimizi ayarla. Pascal çok güzel kurşun döküyor. Bak öyledir böyledir ama bir kurşun döker bütün nazarı, kem gözü, cerahati çeker alır. İnci gibi yapar seni ha. El aldım. Evet. Kara yumruklu kurşuncu Nazife bacıdan el aldı. Nasıl el aldığını bilmiyoruz. Orası karanlık. Evet ava. Ya ben şimdi buradan size okuyacağım ama yani gelmeden de tabii okunabiliyor ama tabii ki bir ferahlık gelir üstünüze de kurşun döktük mü sevgi kelebeği olursunuz yani. He. Ben rider'ımızı verelim abi. Hadi abi. İki kişilik büzünüz uçak bileti. Pahalı Japon restoranında güzel Japon mutfağı. Böyle sushi, mushi, dönerli masalardan bulsun. Güzel butik. Dört kişi falan alıyor bir gecede biliyorsun. Ayrıca bir de Skinoske'nin çekildiği, Anjinsan Skinoske dizisi vardı. Onun çekildiği adayı görmek istiyor. Araç tahsisi. Kendisine hürmet. Bruce Lee abinin de mezarını ziyaret edeceğiz. Bir bidon çeşme suyu da ayarlayın, mezarı sulayalım. Bizde adet. Öyle mi? Çok pardon. Ne diyor? Bruce Lee Çinli abi diyor. Japon değil diyor. Bizim alakamız yok diyor. Kızdı azıcık.
Adam akıllı. Ayıp ettik. Ya giderken bir kutulu lokum götüreceğiz artık. Alt ettik. Lokum mu? Ayıp olur ya. Kardeşim çeyrek altın mı götürüp takayım Japon imparatoruna? Sırf masrafsız sende Pascal ha. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Yüksek sanata hazır mısın can benim? Abi ver bana yüksek sanatı. Yüksek sanat öyle bir ilaçtır ki. Ne hap, ne iğne, ne fitil, ne serum. Kulak yoluyla alınır yüksek sanat denen ilaç. Ve çok önemli bir şeydir. Abi sol kulağımı uzattım. Ver oradan bana. Şimdi Pascal biliyorsun Sayın Ali Koç nihayet başkan seçildi. Bu çok önemli. Hakikaten tarihi bir başarı. Şimdi bu tarihi başarı beni elbette ki çok etkiledi. Ve elbette ki duygumu tosarttı. Buna yönelik bir şiirim var. Onu istersen takdim edeyim. Evet abi. Hadi bakalım. Uzatmalar, kaçan şampiyonluklar, girmeyen toplar ve son dakika golleri. Hasan Ali'nin taca giden ortasından bir Alex'e, bir hocaya dalmışsın vay vay vay. Kupasız, yıldızsız üryan, akıp giden yıllarımızı çalmışsın. Ve sen çıkıp gelince, geç de olsa gelince, taraftarın kahramanı, koçum, yiğidim. Seçim vakti leylim leylim. Tüm kumpasların ortasındasın oy sevmişim ben seni. Şahmanan suyu kan akar. Kurbağalı dere hep kokar. Sana laf etmek sıkar oy sevmişim ben seni. Üsküdar'dan bu yana lo fener yurdu. Cadde Bostan fener yolu köprü kavşağı. Altı yoldan inince yokuş aşağı. Bir boğada görmedik böyle taş şıkın taraftarları yani. Düşün uzay çağında bir ayağımız. Defansif orta sahada kalsa da biri. Düşün hücum futbolu, ısıran forvet ve bizi biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya eski günleri, yarının güneşli günleri için, ard arda sıralanan golleri için, koymuş adaylığını, çekmiş restini. He canım, getirdik üstünü, orada hava. Sevmişem ben seni. Hattı zatında seçmişem ben seni. Nasıl buldun Pascal? Kadir, bravo. Tebrikler. Canım benim, tam değil mi? İşin duygusunu veriyor değil mi? Cuk oturmuş. Aragaz. Aragaz. Pascal, bugün ne oldu? Tarih de mi? Öyle de sayılır. Özel bir gün gibi. Ne oldu? Kabotaj mı bayramı mı? Hayır, düşün Pascal. Gerçekten inanamıyorum. Düşün ya. Çok basit. Bulursun bunu. Abi bilemedim. Doğum günüm diyeceğim. Değil. Pascal, bugün bizim seninle tanışma yıl dönümümüz kardeşim. Bunu nasıl unutursun sen? İnanmıyorum ya. Gerçekten mi? Ne gerçekten? Bugün tanışma yıl dönümümüz olması mı? Hayır abi. Yani sen bunu gerçekten hatırlıyorsun ve önemsiyorsun. Ya kıyamam sana ya. Ya sevgili dinleyen, şimdi siz tabii sadece sesini duyuyorsunuz da şu an Pascal'ın yüzündeki şoku bir görsen. Of, böyle bir şey önemseyeceğimi hatırlayacağıma aklına bile getirmiyordu bak. Normal olarak. Yak be oğlum, ne bileyim biz ne gün tanıştık. Bak gerildi bu iyice burada. Sakin ol Pascal, sakin ol. Geçen düşündüm, kadınlar böyle şeyleri kafaya takıyor abi. Kendi aralarında da öyle. Biz onlar gibi olsaydık nasıl olurdu diye. Abi komik olmazmış. Ben şahsen var ya hiç görmedim. Hakikaten ne kadar durmuyor değil mi erkekte böyle şeyleri önemsemek. Sakil duruyor yani. Yani galiba bunlar ince şeyler. İnce şeyler de erkeklere göre değil. Kalın çünkü erkek ya. Kadına göre ince şeyler ha. Kalın mı? Ben kalın olmaktan memnunum abi. Ya ama yakışmıyor. Hakikaten bize yakışmıyor. Bir de trip atan erkek kadar kötü bir şey yok ya Pascal. Ha? Ne diyorsun? Kadınlar da sevmez. Evet abi. Ben de duydum birçok kadından. Bunu duymuşum. Trip atan erkek, erkek mi ya diye. Erkek dediğin öfkelenebilir. Hani kızar. Ya da bir şey olur, bir kavga da olabilir yani. Ama işte trip, darılma, gücenme alacak şey mi ya? Yani böyle şey erkeğe yakışıyor mu ya? Öyle değil mi çiçeğim? Kadir, öyle deme. Ne olur. Çok dayım Allah. Ya Pascal, ne şokundasın lan sen. Ha, makara yaptık. Rahat ol yavrum.
Bırak tanışma günümüzü falan. Senin doğum gününü bile bilmiyorum ben ya. Şaka değil mi? Yo, niye şaka olsun? İşim gücüm yok. Senin doğum gününü mü aklımda tutacağım ya? Allah Allah. Kimsin Kadir sen? Ya. Sana inanmıyorum. Evet, sen bilirsin. Konuşma. Sen bilirsin bro. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Şu an stüdyomuzda kim var? Kimse yok. Telefon kötü. Benim kötü, çok affedersin. Alo. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları. Oo, hamimiz, yer çekimsiz ortamların kralı Hacı Dert Vedir abimiz. Ellerinden öpüyorum Hacı Dert Vedir abi. Gözlerinden öpüyorum genco. Pascal uyanığı nerede? Arazi mi yine? Hacı Dert abi, buradayım. İşimin başındayım. Aferin. Güzel güzel çalışın. Serseriliğin sonu yok. Ah be abi. Seninle 20 yaşımdayken tanışacaktım ki. Benim başımda senin gibi bir büyüğüm olacaktı. Yeminle şu an Amerika'ya senatör olmuştum ya. Ben de var ya, Real Madrid'in teknik direktörüydüm. Her şey olması gerektiği zaman olur gencolar. Demek bu zamanda tanışmamız gerekiyormuş. Acılar tabii. Büyük adamsın. Size bir işim düştü gencolar. Buyur abi. Emret. Han Solo'yu bildiniz değil mi? Bizim Star Wars'tan. Bu geldi geçen ay. Abi ben film çekeceğim. Şu benim hayvana işin bitene kadar sen bakar mısın dedi. Han Solo'nun köpeği mi var? Yok yahu. Hani var ya orangotana benzeyen bir şey. Adı ÇDK. Aa evet. Uzay maymunu. Arkadaş bir aydır bende bu hayvan. Hayvan mı değil mi onu anlamış değilim. Baktığım zaman orangotana benziyor. Ama hiç orangotan gibi davranmıyor. Maymun desem maymun değil. Onu nereden anladın? Muz verdim yemedi. Ne tür bir hayvan anlamış değilim. Başkasına saldırtmak için köpeklere yaptığımız gibi tut oğlum kıs 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 yaptım, hiç oralı olmadı. Anladım ki köpek değil. Papağanlara öğrettiğimiz gibi küfür öğreteyim dedim, hiç ağzını bozmadı. Anladım ki kuş değil. Kedilere yaptığımız gibi gıdısını okşadım, hiç hoşlanmadı. Ne biçim hayvan lan bu? Abi, Sivriye kurdu olmasın abi? Olamaz, gözler maviş değil. Ne yiyor abi? Valla pizza söyledim, yedi gencolar. Lahmacun verdim, yedi. Et verdim, gömdü. Peynir verdim, lüfletti. Asitli içecek verdim, içmedi. Ayran verdim, iki güğüm içti denyo. Balık verdim, ağzına sürmedi. Salata verdim, dönüp bakmadı. Çözemedim ben bu mahluku. Huyu nasıl? Valla ilişmezsen hiç muhatap olmuyor. Eline veriyorum tableti, kendi kendine oynuyor. Mansionlaşıyor falan. Sizde uzun tüylü köpek için tarama tarağı var mı? Yok abi, neden? Bu ÇBK acayip tüy bırakıyor. Koltuklar koyun postu kaplanmış gibi. Yattığı yere pösteki gibi tüy bırakıyor. Gidin bir pet shop'tan uzun tüylü köpek için tarama tarağı alın. Allah'ım, kocası erken ölmüş, yaşlı dullara döndüm. Kedi köpek davranıyorum diyeceğim ama elimdeki hayvanın türü ne onu bile anlamış değilim. Ben anladım abi. Neymiş? Şimdi Z kuşağı tiki bir genç bu ÇBK. Yani yediğine içtiğine bakarsan aynı bizim yeni kuşak. Dünya umrunda değil. Bencil üşengeç. Dünya ona borçlu ama o hiç kimseye mecbur değil. Yani Han Solo'nun orangutanı ÇBK Z kuşağı bir tikidir abi. Çok doğru Kadir. Benim olan da var ya. Aynen böyle, aynı böyle. Ne yapacağım ben bunu? Nasıl terbiye edeceğim? Abi terbiye etmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Z kuşağı başkasını sallamıyor. Kimseden korkmuyor, kimseyi umursamıyor. Başkaları için üzülmüyor. Sadece kendi canı yandığı zaman tepki veriyormuştu ya. Az daha konuşursan tiksineceğim bu Z kuşağından. Abi beni var ya, ister tiksin ister siftin. Gelecek bunları. Valla. Ya evet abi, biz artık bu dünyada mülteciyiz. Dünya bunların. Biz onların olan dünyaya ayak uydurmaya çalışan insanlarız. Hatta ayak altında dolaşan insanlarız diyeyim. Gencolar, ben bu ÇBK'yı hayvan sığınağına mı bıraksam acaba? Sana yakışmaz Hacı Dert Vedir abi. Han Solo gelip almıyor. Telefonu da açmıyor. Boyu benden uzun. Zebellah gibi mahlukla baş başa kaldım. Kurtarın beni bu zebellahtan, Allah'ın cezaları. Abi biz Pascal'la gelip bir bakalım. İnternete ilan veririz. Sahiplendirmek için çabalarız en azından. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları. Hadi program biter bitmez gelin. Pire tozu da alın. Pirelendi galiba bu. Sırtını kapı pervazının keskin yerine sürüp kaşınıyor. Tamam abi, pire tozu da alıyoruz. Bir iki tane de oyuncak ararız. Belki var ya dişleri kaşınır. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları. Dünya denen gezegenden 5 milyar yılda sadece 2 delikanlı çıktı. Onlar da sizsiniz. Bahçeşehir gişelerde en sağdaki gişeye saatte 44 kilometre hızla girerseniz kara delik oluyor. Cız diye Star Wars'ta benim dükkanın önündesiniz. Eşinize dostunuza haber verin.
İftara da bendesiniz. Sizi beklemesinler. Ha ha, yayla çorbası yaptım. Seviyorum sizi, Allah'ın cezaları. Aragaz. Aragaz. Pascal, geldi abi. Enteresan bir bilimsel bilgiyle yayınımıza ara vereceğiz. Nedir abi? Abi, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş şehirlerde nüfus yoğunluğu arttı diyor. Kalabalıklaştıkça da diyor vücut ısılarımız ısı adacıklarına yol açıyor diyor. Isınan hava yükselip soğuk havaya çarpıyor ve şiddetli yağış başlıyor diyor. Ne diyorsun abi? Abi adam diyorsa vardır bildiği. Baksana soyadı bile Güneş. Ya o açıdan hiç bakmamıştım ben olaya. Bana biraz sanki böyle ne bileyim önce saçma gibi geldi. Tövbe tövbe. He dedim. Ben ne bileceğim koca müdür o, yani o tabii ki iyi biliyordur. Neticede işin uzmanı. Soyadı bile Güneş. Ondan sonra tabii ben bu isim meslek uyumuna çok önem veririm aslında. Mesela atıyorum Nijerya'nın eski devlet başkanı vardı. Adı Good Luck Jonathan'dı. Yani iyi şanslar Jonathan. Bak güzel. Yani memleketten nasıl ümidi kesmiş, anası babası hakkımızda hayırlısı demiş. Bol bol şans demiş çocuğa, sanmıyorum ama hayatta başarılar demiş resmen. O da gitmiş ülkeye başkan olmuş hacı. Abi kumarbaz olsa dada anlamlı olur. Abi Nijerya'nın başına geçmek başlı başına kumar zaten. Sakat coğrafya, ne olacağı belli değil. Şans eseri kalıyorsun iktidarda. Hatta hayatın içinde bile şans eseri kalıyorsun ya. Kadir ya. Hı. Senin ismin de uyumun değil. Valla ben adımdan çok memnunum. Soyadı biraz sıkıntılı gibi gelebilir. Şöyle neşeli, alemci bir soyadı da olabilirmiş yani. Başka kim var abi böyle uyumlu? Valla Veli Göçer vardı. Ünlü müteahhit, yaptığı bütün evler göçmüştü, hatırla. Of ya, çok kötüymüş. Kötü tesadüf. Aşkım Kapışmak var, ilişki koçu. O da bir sıkıntılı isim. Adamın ismi Aşkım Kapışmak, ilişki koçu. Abi zaten ismi çok değişik. Yani çok da şey yapmamak lazım Pascal. Peki Pascal ne demek kardeşim? Pascal'ın anlamı ne? Cennetten düşen ilk golcü. Ya bırak kolpacı. Nasıl yiyor bizi ya? Senin Instagram adresin ne? P numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Ya Kadir, saate baksana. Aa, ne duruyoruz evet bro? Hadi abi. Efendim, yarın kaldığımız yerden devam edemiyoruz. O zaman pazartesi günü kaldığımız yerden devam etmek üzere. Herkese keyfince, gönlünce, dilediği gibi bir hafta sonu tatili diliyoruz. Pazartesi günü nasipse görüşmek üzere diyoruz efendim. Paka paka. Bye bye.